Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Fren balatası ve disklerini değiştiriyoruz aracımızın. Daha öncesinde yapılan bazı işlemlerden dolayı ve saçma sapan şeyler görüyorum ve susamıyorum bir türlü. Yani şu pistonları basarken neden öncelikle şöyle bir tornavidayla onu bir hareket ettirip içerisini güzelce yağlayıp ondan sonra neden basmayız? Bir ikincisi, bakımlarda disklere bakıyoruz ve idare eder, bir dahaki bakıma kadar götürür diyoruz. Bakın bakalım sizce. Götürür mü? Şimdi bu videoyla beraber şunu söyleyenler çok olacak. Diyecekler ki ya işte bir tornalık işi var, tornalattır, kullanmaya devam ki. Diskin diskliği kalmamış artık, çürümüş arkadaşlar. Yani bunun ki zaten inceliğini görüyorsunuz. Yeni disklerin üzerinde kalınlıklarının ne kadar olması gerektiği yazıyor. Oradan karşılaştırarak ölçebilirsiniz. Yani her halükarda çöp. Eğer ki bu şekilde bir araca biniyorsanız ve canınızı da seviyorsanız bu konulara duyarlı olun derim. Bakın şöyle kuzenli bakıyoruz. Hani gaykı gibi olmuş derler ya. Görmüş olduğunuz siyah kısım tamamen fatura. Yani bunları elle bakmıyoruz. Bunları ölçüyoruz fakat şu anki mevcuttaki fren disklerinde ölçmeye dahi gerek kalmamış. Artık çürümüş diskler. Şu görmüş olduğunuz diskten geriye kalan çürük. Hatta daha yakından göstereceğim. Bunlar tamamı, şu görmüş olduğunuzun tamamı diskten arta kalan çürük. 2013 model Octavia, 355 bin kilometrede. Daha önce herhalde büyük ihtimal değişmemiş. Helapagit kullanıyoruz mümkün olduğunca. Gayet memnunuz, herhangi bir şikayet, geri dönüş olumsuz olmadı. Bakımlarda zaten her zaman olduğu gibi fren hortumlarımızı kontrol ediyoruz. Körüğümüz burada sağlam. Öbür tarafta yine tekrar bir bakalım. Aynı şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altını kabaca temizliyoruz. Ve bakır pasta kullanıyoruz. Salih Usta, bağladın mı? Buranın körüğü yırtıktı değil mi? Şu görmüş olduğunuz körük. Yazık günah. Eskiden bu körükler falan ayrıyetten satılıyor idi. Alıyorduk tamir takımı olarak, değiştiriyor idik. Şu anda bunları bulmak çok sıkıntı. Bulsak da siparişle falan geliyor. Yani eskisi kadar kolay değil. Komple fren merkezi değiştirmek zorunda kalıyoruz. Yani yazık günah, milli servet olduğunu her videoda tekrarlıyorum artık. Papağan gibi. Bunlar da kötü balatadan ve eski fren diskinden kaynaklı bir olay. Neyse, söyleyeceklerim bu videoda da bu kadar. Genel bakım yapıyoruz. Aracımız Konya'dan geldi. Araç sahibi burada oturuyoruz. Mekatronik tüpü gevşek çıktı, onu değiştirdik. İki defa mekatronik değişmiş araca. Trigger seti değişimi yaptık. Sistem temizliği yapacağız. Devir daim pompası su kaçırıyor idi. Eski pompasını da göstereyim. Şurada. Hoş geldiniz. Hatta bunu ötüyor biraz. Onu bir göstereyim sizlere. Videoda tam net duyulmaya olabilir. Hafif tatlı ötme var. Ondan da ziyade zaten kaçırıyor diye değiştirdik. Bu arada orijinal 2017 üretimi, 2018'de araca trigger kayışı değişmiş. O zaman değiştirilmiş bir orijinal pompa, devir daim pompası ve tekrardan su kaçırmaya başlamış, bozulmuş. Zaten bunlar da ya şu valfi açmıyor, arayet yapmaya başlıyor ki zaten çapraz duruyor, şöyle yamuk duruyor. Ya da su kaçırıyor, ikisinden birisi. Özellikle bunlarda arkadaşlar eklemek istediğim bir durum var. Söyleyeyim sizlere.
Antifriz değişimi sonrası bozulduğuna çok denk gelmeye başladım. Antifrizi değiştiriyorsunuz ve bu bozuluyor. Yani çok sık denk geliyoruz. Bilginiz olsun. Böyle de bir problem var. Hani antifriz değişimi sonrası, yani sonradan doldurulan antifriz artık yeni olduğu için tam olarak uyum sağlamadı gibi düşünün. Ondan dolayı kaçırmaya başlıyor. Fren balatası da Hellapa Git aynı şekilde kullanıyoruz. Fren merkezlerimizi bu şekilde baskı uygulayarak itekliyoruz. Bu aralar videolar az geldi biliyorum. Ramazan dolayısıyla. Yani biraz azalttık. Kusura bakmayın, videolar çoğalacak. Ramazan'ı Allah'ın izniyle bir bitirelim. Devamında inşallah daha sık, daha çok, daha güzel videolar gelecek. Bu aralar bir de mekatronik videosu çok çıkıyor, çekmiyoruz. Çünkü herkes artık bıktığını söylüyor. Direkt bıktık, şiştik şeklinde yorumlar geliyor. Görmekten usandık şeklinde. Yani yoğunlukta da onu yaptığımız için diğer şeyleri yapamadığımız için çekemiyoruz. Durum bu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım faydalı bir video olmuştur.